Aşılama hızlandı, yurtdışından Türkiye'ye uçuşlar başladı. Tatil beldeleri yavaş yavaş hareketlendi. Pandemiden en çok etkilenenlerden turizm sektörü çalışanları, aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte tatilçileri ağırlamaya başladı. Ancak aşılamanın Haziran ayında artışa geçmesi nedeniyle turist sayısı istenilen seviyeye çıkamayacak. E, tabii aşının artmasıyla birlikte turizmde de açılmalar başlandı. Zaten şu anda da her geçen gün turizmde rezervasyonlar artıyor. Fakat bizim turizmciler 6 ay sonrasında, bir sene sonrasında ürün hazırladığı için, herkes seyahatlerini gelecek dönem için planladığı için şu anda bu açılma da maddi olarak ajantalara yansımıyor. Yani turizmciler için bu yılda gelir olarak kayıp bir yıl olacağı kesinleşti. Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı. Bu iki ülkeden yüksek rakamlarla turistler geldi. Ancak Türkiye'nin en önemli turist potansiyellerinden olan İngiltere'de hala kırmızı listedeyiz. Evet, şu anda yurt dışından gelecek turistlere baktığımızda e, Rusya açıldı, e, Ukrayna şu anda gelebiliyor, Polonya, Romanya e, gelebiliyor, Ürdün geliyor. E, İngiltere şu anda hala kırmızı listede. E, İngiltere de bizim dördüncü büyük pazarımız ve Ege'yi özellikle çok dolduran bir pazar. E, Almanya daha tam belli değil ne zaman açılacağı. Daha çok Orta Doğu pazarına ya da şehir turizmine hitap edilen Marmara özelinde de turizmde önemli bir artış yok. Marmara turizmi daha çok Orta Doğu pazarına hitap eden, e, Arap pazarına hitap eden, Toplantı Kongre pazarına hitap eden e, bir şehir turizmi. Daha çok İstanbul, Ankara ve e, Kocaeli e, bu turizmde en yüksek payı alan şehirlerimiz. Burada tabii biraz termal turizm de, kaplıca turizmi de var. E, fakat bunlar da e, şu anda e, beklenen bir e, artış yok. TÜRSAP Yönetim Kurulu muasip üyesi Hasan Eker sektör çalışanlarının ayakta kalabilmesi için destek istedi. Tabii devletimiz bazı destekler verdi ama e, turizmcilere özel e, çok fazla bir destek olmadı. Yani %20 etkilenen sektörle %95 etkilenen sektör aynı e, destekler daha çok geldi. Tek tük turizme yönelik bir şeyler açıklandı ama ondan üyelerimizin belki sadece %5'i faydalandı. Çünkü bu dönemde de işler olmadığı için ajantalarımızın sicillerinde sorunlar oldu. Ya vergi borçlarını ödeyemediler ya kredileri ödeyemediler. Sicilleri bozuk olunca da o açıklanan desteklerden yararlanamadılar. Birinci beklediğimiz destek sicil affı desteği. İkinci destek uzun vadeli kredi desteği. Fakat bu kredinin de faiz oranı büyük sorun. Yani bizim kazançlarımız zaten yüzde %10 civarında. Biz eğer %20 faizle kredi çektiğimizde bunu ödeme şansımız yok. Dolayısıyla devlet bize bir destek verecekse, hibe vesaire destek değil de sadece bu faiz desteği verse, dolayısıyla böyle bir kredi desteği var. Üçüncü destek de kısa çalışma ödeneği bu ay sonunda bitiyor. Bu ay sonuna, bu yıl sonuna kadar da kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını bekliyor üyelerimiz.